Af çıktı! Af çıktı! Bu cuma affın son günüymüş efem. Bütün efeler düze iniyormuş. Gözümüz aydın olsun. Hacı, artık eve dönebiliriz. Ben Osmanlı'ya güvenmem. Güvensen de güvenmesen de ben düze ineceğim hacı. Oğlumu bağrıma basıp bir gece olsun evimde rahat uyumak istiyorum. Yürü gidelim. Aslan Mehmet'im, canım yavrum. Hoş geldin efendim. Canım oğlum benim. Her şey bitti artık kadınım. Yarın düze iniyoruz. Doğru mu söylüyorsun efendim? Padişah ferman çıkarmış. Dağlardaki bütün efeler inecekmiş. Allah'ım sana binlerce şükürler olsun. Hazır ol yavrum. Yarın şafakla Ödemiş'e yola çıkıyoruz. Gör bak, davullar, zurnalar hep senin baban için çalacak. Bütün Ödemiş'in Çakırcalı Ahmet Efe'yi nasıl karşılayacağını göreceksin. Vallahi efendim bana kalırsa vazgeç bu işten. Osmanlı'ya güven besleyip de düze inilmez. Söz verdiler be hacı. Padişah'tan çıkmış ferman. Ferman nereden çıkarsa çıksın. Bizlerin yeri dağlar. Hele senin gibi kurt bir efenin. Kadına söz düşmez ama dağda da bin türlü bela var. Zaptiye kurşunu var, var oğlu var. İnsin düze de rahat bir nefes alalım. Ne dersen de ineceğim düze hacı. Kanuna, Osmanlı'ya karşı at oynatmaktan usandım artık. Mehmet'imi körpecik yaşında öksüz, kadınımı da gözü yaşlı bırakmak istemem. Yarın cuma, teslimin son günü. Yılandan dost, domuzdan post olur mu ki eşkıya takımından kır serdarı olsun? Madem münasip şekilde yok edilmeleri ferman buyurulmuş, ben bilirim yapacağımı. Bana eşkıya takipçisi Kurt Hasan Çavuş derler. Hazır olun efeler. Oyun sırası Hasan Çavuş'a geldi. İşte bitti. Şimdi sıra Çakırcalı Ahmet Efe'ye geldi. Yürüyün! Selamun aleyküm çavuş. Aleyküm selam. Düze inmekle iyi ettin Çakırcalı Ahmet Efe. Öyle. İftar vakti geldi. Pınar başında oruç bozup kasabaya insek iyi olur. Yürüyün efeler. Allahümme salli ala Muhammed. Allahu ekber. Allahu ekber. Semallahu lümen lehamide. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah! Yardım! Baba! Babacığım! Babacığım! Defol pis kurusu! Ver onu bana piş kurusu! Silah öldürenin hakkıdır! Defol! Defol piş kurusu!
Bu iş de bitti. Yılanın başı ezildi, yürüyün! Ana benim, al min tanıyım soldum. Ben vuruldum, düşmanlarım duydum, uyandım. Kader kısmet böyleymiş evvele. Ben vuruldum, düşmanlarım duydum, uyandım. O der kısmet böyleymiş efere. O der kısmet böyleymiş efere. Dur Mehmet'im, sabret. İlkin o silahı kullanmasını öğren. Attığın kurşun iki kaşın ortasından vurana kadar çalış. Seni ben yetiştireceğim. Ahmet Efendi'nin öcünü ben aldıracağım. Sağ ol hacı. Yetiştir Mehmet'imi. Taş olsun ki baş yarsın. Komasın yanlarına Efem'in öcünü. Erkeğimin kanına kan, canına can. Hadi, şimdi götür Mehmet'imi. Yürü Mehmet'im. Alın da verin benim barındığımı saçmama. Alın da verin benim barındığımı saçmama. Üç gün kaldı şu dağlara çıkmama. Üç günde kaldı şu dağlara çıkmama. Zalimler sebep oldu bu işleri yapmama. Zalimler sebep oldu. Babamın intikamını alacağım. Yapmama. Bugüne kadar bu havalede göstermiş olduğun gayret ve cesaretinden dolayı zat-ı şahaneleri tarafından sana bir kıdem daha verilmiştir Hasan Çavuş. Sağ olun paşam. Ayşe, korktum ısıracak sandım. Korku yakışır mı sana? Ağlama hadi. Hem bayram günü ağlanır mı hiç? Biz hacı ile Güldağ'ını Ödemiş'e gidiyoruz. Hacı bize geliyor. Hadi Ayşe sus, ağlama. Ağlama hadi. Ayşe, Ayşe! Ne tembih ettim ben sana? O eşkıyanın oğluyla konuşmayacağını söylemedim mi sana? Beni köpekten kurtardı. Cevap istemez. Babası eşkıyaydı onun. Babam eşkıya değil, efeydi. Düzeyinmişti. Kalleşte öldürdüler babamı. Hadi oradan. Bacak kadar boyunla akıl verme bana! Eşkıya eşkıyadır! Bir daha seni Mehmet'le konuşurken görürsem kırarım kemiklerini! Senin de kırarım bacağını! Haddini bir kızıma sokulma! Mehmet! Mehmet, hadi gidiyorum! Oh! Hey! Başın gibi, gökler bulutlu
sana ne mutlu efem efem. Dağlar yoldaşın gibi, sana ne mutlu efem efem. Oyna yansın cephenin, yansın güneşten senin. Gül senin şenlik senin. Sana ne mutlu efem efem. Efem! Efem. Ayşem. Seni bekliyordum Mehmet. Annemle babam görmeden kaçtım evden. Daha çocukluğumuzdan beri hoşlanmadılar gitti benden. Aldırma, üzme canım. Hatırlar mısın, seni bir gün köpekten kurtarmıştım burada. Hiç unutmadım ki. Annen eşkıyanın oğlu diye bağırmıştı yüzüme. Rahmetli babamın kemikleri toprak oldu. Annenle babanın hala nefreti geçmedi. Onları artık düşünme. Benim çocuk arkadaşlığım kara sevda oldu ya, sen ona bak. Senin kara sevdan, benim aşk bağlamış yüreğim arasında ailenin nefreti var. İstesem seni verirler mi bana? De ki verdiler. Seni almaya hakkım mı var? Kalbim kin dolu, öfke dolu. Yolum babamın yolu, yerim dağlar, sert kayalar. Sonum belki bir kahpe kurşun. Seni seviyorum Ayşem, dünyalar kadar. Ama babamın mezarını düşmanlarının kanlarıyla sulayıp leşlerini sermeden rahat bir nefes alamam ben. Ben beklerim efendim. Hayır duanı esirgeme benden. Allah yardımcın olsun efendim. Nihayet istediğim gibi oldun Mehmet. Bunu hacıya borçluyuz. Eğer babanın öcünü almazsan, bizi bu hale getiren Hasan Çavuş'u itler gibi gebertmezsen, o köpeğin kanını oluk oluk akıtmazsan, analık sütümün tek damlasını helal etmem sana Mehmet. Telaşlanma ana. Hasan Çavuş'un kanı akmadan ben de rahat bir nefes alamam. Allah seni korusun. Tez haberini beklerim. Hacı, bugüne kadar bir efenin bilmesi lazım gelen her şeyi öğrendim. Şimdi sıra Çakırcalı Mehmet Efe'nin kim olduğunu ispat etmeye geldi. Hazırlan Hasan Çavuş, Çakırcalı'nın kim olduğunu öğreneceksin. Hey! Seni gördüm. Hadi karşılıklı bir oynayalım. Kesin şu gürültüyü be! Ne oluyor burada? Oğlumun düğünü var da çavuş. Buyurun. Düğün yapacağınıza hükümete verginizi ödeyin. Biz verdik çavuşum. Verdinizse gene verin. Eğlentiye, saza, söze para buluyorsunuz da padişah efendimize gelince mi diliniz uzuyor ha? Söyle! Biz verdik, 10 paramız kalmadı. Ben bir daha vergi filan vermem.
Vereceksin. Vermezsen ben de senin canına. Alçaklar! Geberteceğim! Öldüreceğim! Öldüreceğim seni! Öldürsenize! Öldürsenize beni de! Ne duruyorsunuz? Hadi! Alçaklar! Alçaklar! Baba, Zeynep'im benim! Vursanıza! Ne duruyorsunuz? Ulan kahpetim bile! Kavran mıydı lan karadonlular? Dur hacı! Biri sağ kalsın ki Hasan Çavuş'a benden selam götürsün! Bıraksaydın da onu da geberseydim efem! Söyle o köpeğe, namazda namertçe arkadan vurduğu Ahmet Efendioğlu, Çakırcalı intikam almak için karşılaşmaya bekliyor de! Hadi durma, defol! Çağırıyor mu lan, kop lan! Sağ ol, Allah razı olsun! Allah razı olsun senden! Bizi zalimlerden kurtardın efem, sağ ol! Silahım sadece zalimlerle haksızlara ateş açacak. Hakkınızın, namusunuzun bekçisi olacak. Sağ ol. Allah senden razı olsun. Biz de senden hiçbir yardımı esirgemeyeceğiz efem. Sağ ol. Başın sağ olsun. Efem, hayatta hiç kimsem kalmadı. Müsaade et. Bundan böyle ben de yanında olayım. Peki öyleyse. Sen de gel bakalım. Yalnız çok yorulacaksın delikanlı. Olsun. Senin her damla kanına olukla kan akıtacağım Zeynep'im. Size yaptıklarını yanlarına koymayacağım. Hasan Çavuş! Çavuşum! Ne var, ne bu telaşın? Basıldık Çavuşum! Çakırcalı Mehmet Efe diye biri öldürdü arkadaşları. Ne? Çakırcalı Mehmet Efe mi? Evet Çavuş! Çakırcalı! Sana da bir haber gönderdi. Babası Ahmet Efe'yi namazda vurmuşsun. Şimdi o da senden intikam almak için dağa çıkmış. Çöp oğlum! Çıksın! Çıksın karşıma da babasının... Tüfeğiyle geberteyim namussuzu. Kabahat bende. Babasıyla birlikte gebertmedim piç kurusunu. Peki onca zaptiye elini silah tutmadı mı ki ipsiz sapsız bir eşkıya ile baş edemediniz? Hiçbiriniz bir işe yaramazsınız köpekler! Sana gösteririm ben Çakırcalı. Eğer seni de ben babanın yanına göndermezsem... Bana da Ege'nin namlı eşkıya takipçisi Hasan Çavuş demesinler. Gökyüzünde bölük bölük turnalar. Hayrola Yusuf, gene bülbül gibi şakıyorsun. Allah'a çok şükür, ne edeyim. Bütün sene çalışıp topladığımın karşılığını nihayet şehre inip satacağım. Güldürme bizi be Yusuf. Bu zamanda biz bile inemiyoruz şehre. Şehre varmadan seni soyarlar. Kim soyarmış ha? Benim bu dededen kalma piştol varken, ordu bile yanaşamaz yanıma. Çok atıyorsun be Yusuf. Benim kılıma bile dokunamazlar. Sonra zaptiye ne güne duruyor? Hı? Bana iş mi kalır? Meteliğime el atan bulur Mevlasını. Çete mete dinlemem okurum canlarına. Hadi eyvallah. Acabas naiz olur, aman kızgınduran tozulur aman. Haydi kızgınduran tozulur aman. Gel beraber gezelim, aman muradımız söz olur aman. Haydi muradımız söz olur aman. Susamadın mı Toraman? Su içmeyecek misiniz? Peki, istemiyorsanız içmeyin. Zorlayan yok be kardeşim. Siz içmeyin, ben sizin yerinize içerim. Tanrı! Yeter! Ne oldu be?
Keçi misin bre? Suyun membanı kurutup kuraklık getireceksin memlekete. Selamun aleyküm efeler. Bre koca kulak. Sen kimsin ki bize selam vermeye cüret ediyorsun? Ne yaptın? Bu cüretin cezası buyuk. O da deli bre. Selam verdim beyler ne efeler. Ne selamı bre? Ne selamı? Ne selamı? Allah'ın selamı. Bizim Allah'ımız para, peygamberimiz şeytan. Bırak boş gevezeliği de öde günahlarını. Ben fakir gariban bir köylüyüm. Canımdan başka verecek bir şeyim yok benim. Yoksa bu araba ne, bu mal ne? Aa, o mu? O benim efem, şehre götürüyorum da. Onları yalasayısı. Olur mu be, eşkıyalık bu. Sus babayı, sus! Dur. Ulan dede, ulan dede! Bu kavalın modası geçeli seneler oldu bre! Hadi şimdi kalk, soyun da görelim bakalım! Ne? Hadi çıkarayım elbiselerini, eğlenelim! Olur böyle şey ya! Hadi soyun! Bu dedemin malıydı ama neyse. Hayır! Hadi çabuk! Bütün malımı mülkümü aldınız. Pantolonu bırakın hiç olmazsa. Hop! Soyunmak erkekliğin şanından değildir. Bunu unutmayacağım. Bu dağlarda Allah biziz bre sersem, istersek senin derini yüzüp gebertiriz bile. Ama insafımıza rastladın, dua et. Bir gün gelir bunun hesabını sizden sorarım. Ne, o gün gelsin sen de hesabını sor. Gidiyoruz, yürüyün! Hadi. Alın sizin olsun! Allah kahretsin hepinizi! Allah kahretsin! Bunun hesabını soracağım sizden! Ulan dede! Ulan dede! Vallahi billahi bundan başka bir şeyim kalmadı. Siz eşkıya diyorsunuz lan! Ne o, baharın başına mı vurdun, zemheri zürafası gibi? Bu nedensiz kıyafet, utanma narlanman yok mu senin? Oturak alem karılar gibi soyunmuşsun böyle, hı? Soyunmadım, soydular! Rum çeteleri! Yuh senin boyuna bosuna! Sende yürek yok mu ki elin keferlerine yolunmuş tavuğa çevirtiyorsun kendini? Çok kalabalıktılar! Sen tekken senin de karşına çıksalar, seni de bu hale sokarlar! Hem dedem, dedem yok mu? Ah, ah! Hep onun yüzünden oldu! Ne dedesi lan? Siz bilmezsiniz benim bombacı dedemi! Ah, yanımda bir bombam olsaydı! Ama Allah büyük! Gül ola, harman ola! Kovam onların yanlarına bu yaptıklarını! Sen bu ödleklikle hiçbir şey yapamazsın! Beni yanınıza alırsanız, o zaman görürsünüz ne yapacağımı! Bizden olup da ne yapacaksın ki ha? İntikam alacağım! Siz istemezseniz başka efelere katılırım! Ama öcümü almazsam ölürüm, kulururum! Gel öyleyse bizden! Efelere bir efe daha eklensin! Yolumuz dağ yoldur ama hak yoldur! Sağ ol efendim! Adın ne senin? Adına ne acet? Çıplak efe deriz, olur biter! Hı? Çıplak efe mi?
Fena değil. Tam halime uygun bir isim. Atla bakalım. Yakıcı da dağdan geliyor. Korku yerini bilmiyor. Varmada çakıcının üstüne yar fidan koydum. Aralları çakıcının üstüne yar fidan koydu. Oraları doğruyor. Hadi soyun more. Çıkar üstünü. Örtünür hala. Soyunasın be. Obre şapan bak şu kıza eti bile yenir. Obre. Oyna more. Oyna derim sana. Oynayasın en güzel oyununu. Oyna more. Oyna yoksa keserim gırtlağını. Oynayasın oyununu. Hadi. Hadi kız oyna bre, göster kendini. Hadi durma sana bre kız. Ürtünme üstcağızını. Ürtünme. Ürtünesin diye mi soymuşum seni? Çıkar onları kız, çıkar. Naz yaparsan söndürtürüm gözlerini. Söndür. Öldür de kurtulayım pis suratlarınızı görmekten. Merak etme more, öldürtürüm. Soyun more. Soyun. Oyna more. Öldürseniz de oynamam. Cilve yapma bre kız, oyna. Durun ulan kahpel ölüleri. Kıpırdayanın beynini dağıtırım. Rahat bırakın lan kızı. Söylesenize lan, hanginiz Çakırcalı? Sen misin lan? Sen misin lan? Konuşsanıza lan. Hepiniz cin çarpmış gibi oldunuz öyle. Yiğit bir kişi varmış aranızda, adı da Çakırcalıymış. Söyleyin ulan, kim içinizdeki Çakırcalı? İşte bu bile more. Demek şu meşhur Çakırcalı Mehmet Efe sensin, öyle mi? Aa, benim ya. Söyle hacı, bu dağlara iki tane Çakırcalı çok gelmez mi? Gelir efem. Öyleyse fazlasının icabına bakıver. Aman more vurmayın more. Ben, kızı kaçıran köpek hanginiz? İşte bu more. Çıplak, sen ne dersin bu işe? Efe'nin şanını bok ediyorlar derim efem. Böyle uğursuzların yediği ekmek haramdır. Öyleyse ekmek ziyan olmasın çıplak. Olmasın efem. Peki bu zavallı kızın babasını öldüren kim? Şimdi onu da bulurum. Ha işte bu more, bu. Sen ne dersin yalnız Efe? Yaşaması caiz değildir derim efem. İcabına bakıver öyleyse. Emret Efe, başka öğrenmek istediğin bir şey var mı? Hepiniz gebermeyi hak etmiş köpeklersiniz. Efe'nin şanını lekelemişsiniz. Vallahi more ben değil, hepsini söyledim. Ha, bu kundakçı, bu katil, bu soyguncu, bu da hırsız değil. Beni öldürtmeyeceksin bunlara değil mi Efe? Seni hiç öldürtürmeyeyim onlara. Sağ ol efendim, sağ ol. Çünkü o işi ben kendim yapacağım. Ne? Yapma bre efendim. Allah! Müsaade et efendim. Gizilin lan sıraya. Çabuk olun lan. Yapmayın lan. Yapmayın more. Sağ ol.
Efendim sağ ol, sağ ol efendim. Sen de sağ ol bacım. Toparlan da seni köyüne götürelim. Gidemem artık oraya. Gitsem de kimsenin yüzüne bakamam. Anam da babamı öldürdü bunlar. Öyleyse şimdilik seni anamın yanına bırakırım. Sonrası Allah kerim. Hadi yürüyün efeler. Yörük kızı da bizim kadar yaralı ana. Evinde taş taş üstünde bırakmadılar. Kimsesi kalmadı biçarenin. Onu sana emanet getirdim. Bu çatıya intikam haberinden önce gelin teli giremez oğul. Yanlış anladın ana. Onu gelin değil, sana can yoldaşı getirdim. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk efendim. Ben bir elimi yüzümü yıkayayım ana. Ben size yardım edeyim. İbrik içeride. Onu öldürdün mü? Hayır ana. Peşindeyim. Ama rastlamak kısmet olmadı daha. Unutma. O iblisin kanı akmadan sana hakkımı helal etmem. Merak etme ana. Hesabını göreceğim onun. Suyu elime döksene kız. Kusura bakma. Ayşe koş koş. Efem köye geldi, köye efem geldi, koş. Efem mi? Ayşe! Nen var? Selam vermeden mi kaçıyorsun? Yoksa acele bir işin mi var? Şey... Rahatsız etmek istemedim de efendim. Yanlış anladın Ayşe. O benim dünya ahiret kardeşim. Eşkıya anasını babasını öldürmüş. Kimsesiz kalmış biçare. Bundan sonra bizim evde kalacak. Sen de onu kardeş gibi bil. Efem! 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 Ne var çıplak efe? Zaptiye civar köylüleri toplamış götürüyor. Koş sen içeri. Toplanın gidiyoruz. Kendini kolla efem. Üzme canını sen. Hadi hacı. Biz dağa çıkıyoruz ana, zaptiye köylüye zulmediyormuş. Köy içinde zaptiye ile çarpışmak olmaz. Yine köylünün kanını kurutmaya geliyor namertler. Zamanı gelince hepsinin kökünü kazıyacağız, merak etme. Sağlıcakla kal anacığım. Güle güle oğlum, Allah yolunu açık etsin. Amin. Bize kaderler çok küçük, yarıştan boylu koyda, yakarız kanakları. Bize kaderler çok küçük, yarıştan boylu koyda bırakırlar. Durun ulan karadonlular! Atın silahlarınızı! Allah senden razı olsun Çakırcalı efem. Nereye götürüyorlar sizi? Aşar vergisini vermediğimizden Hasan Çavuş'a götürüyorlar. Aşar vergisi mi? Lan bu fakir fıkaradan vergi alınır mı be? Çözün hepsinin ellerini! Allah razı olsun efem. Bizi Osmanlılardan kurtardın. İnşallah Rum çetelerinden de kurtarırsın. Allah'ın izniyle onların da hesabını göreceğiz. Meraklanma. Hadi bakayım dağılın lan karadonlular. Ya nasıl olur anlamıyorum. Söyleyin Çakırcalı nerede? Söyle!
Söyle! Bilmiyoruz. Geberteceğim! Konuş, gebertirim! Çakırcalı nerede? Söyle diyorum! Konuş! 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 Konuş namussuz! Konuş, geberteceğim! Söyle! Söyle! Konuş! Bilmiyorum. Benim senelerce evvel kıymet vermeyip öldürmediğim maça kadar velet bugün kalkmış bana kafa tutuyor. Zapt yerlerimi öldürüyor. Köylü de onunla birlik oluyor. Babası bile benim karşımda duramadı da bu it kılıklı çapulcu direniyor. Çavuşum. Ne var? Haşer vergisini toplamış geliyorduk. Yolda önümüzü Çakırcalı ve adamları çevirdi. Çakırcalı mı? Evet. Köylüden topladığımız bütün vergi altınlarını aldı. Altınlarımı aldı. Üstelik rehin aldığımız köylüleri de kurtardı. İblisin piçi. Koymayacağım bunu yanına. Ne bakıyorsunuz be? Doğrun! Yürüyün! Yürüyün hadi çabuk olun! Yürüyün! Çakırcalı denen o iblise göstereceğim ben! Paralar daha gelmedi ihtiyar. Oğlum neredeyse getirir. Sabaha kadar vakit verdik. Bu zaten keyif dayağıydı. Güneş basını tepeden uzattığı zaman paralar gelmese senin başını mezarda sokacağım. Cenaze saatiniz gelene kadar iyi davranırız biz. Saati gelince dağlar taslar kanınızla sulanır. Öyle değil mi çocuklar? Hadi bre, zorsun, zorsun bre! Daha üstüne, daha üstüne, hadi! Hadi, soyun bre, soyun bre! Ne yapacaksın Bekri? Canım benim, canım! Ay! Ya susu tavru! Çabuk şarap getir! Bunca meziye bu kadar şarap yetmez bre! Marista tavru, şimdi getiriyorum! Çözün şunları. Allah senden razı olsun Çakırcalı. Sağ ol, var ol yiğit efendim. Hoş gelmişsiniz ağam. Bir emriniz mi var? Allah aşkına. Var ya çorbacı. Eskiden kalma bir hesabımız olacak. Onu sormaya geldim. Evet. Senin düşmanın değil, dostun olmak isterim. Yavurdan dost, domuzdan post olmaz. Beni öldürmezsen bugüne kadar topladığım bütün altınları sana veririm. Dile dilediğini Çakırcalı. Sen kimsin ulan, senden dileğim olsun? Senden zorla alırım, gırtlağına basar alırım. Alın şunu. Sağ ol abi. Köyünüzdeki fakir kızlara çeyiz olur. Sana gelince şu pis kelleni gövdenden hemen ayırmak lazım ama bu işin meraklısı başka biri var. Derdini ona anlat. Yürüyün!
sıraya dizilin. Teftiş var. Şimdi sizleri bit muayenesi yapacağım. Tanıdın mı beni çorbacı? Elinde silah, yanında köpeklerin varken dilin bir karıştı. Şimdi bakıyorum dilin diğerine kaçtı ha? Ya çıplak Efe! O dağda çıplak bıraktığın köylü! Soyun lan! Fişeklikleri de çıkarın! Çabuk! Nasıl? Yelekleri de! Nasıl Efe? Devam efendim, devam! Bıçakları da! Oyun! Çıkarın! Çabuk olun! Nasıl ha? Soyun! Hadi poturları da! Çabuk ol diyorum! İyi mi Efe? Tamam. Çabuk! Irmin! Oh be efem, rahatladım Allah'a şükür. Allah sana da fırsat versin. Amin. Soyun lan lan! Biz etlik sen etme efem. Halkın içine rezil oluruz. Çıplak sokma bizi. Soyun! Soyunmaya devam! Donları da çıkartın! Çabuk! Soyun lan! Soyun lan! Sağ ol efendim. Hevesini aldın mı? Gayrı ölsem de gam yemem efendim. Avrunun çetesinin haline bak! Ar namus kalmamış, avratlara dönmüş hele! Amanin! Hasan Çavuş, hemen birliğini al, Çakırcalı'nın peşine düş. Zat-ı şahanelerinden gelen emre göre, mutlak surette Çakırcalı'nın yakalanması emrediliyor. Sen bu işi başarırsın. Çakırcalı'yı yakalamadan dönme. Baş üstüne binbaşım, bu işi severek yapacağımdan emin olabilirsiniz. Çakırcalı'nın köyüne giriyoruz, dikkatli olun, aman vermeyin! Hepsini meydana toplayın! Hadi kızım koş git Çakırcalı'ya haber sal. Söyle, Çakırcalı nerede? Bilmiyorum. Sen söyle. Bilmiyorum. Söyle köpek. Bilmiyorum. Söyle. Bilmiyorum. Söyle, Çakırcalı nerede? Bilmiyorum çavuş. Söyle. Sen söyle, Çakırcalı nerede? Bilmiyorum. Söyle, anasının evi nerede? İkimizi de öldürsen bilmiyorum. Benden günah gitti. Söyle bakayım evi nerede? Anneni öldüreceğim yoksa söyle! Annemi öldürme! Evi burada, işte şurası! Benimle iki kişi gelsin! Çakırcalı'nın evi burasıymış, köylü söyledi! Arayın!
Nerede Çakırcalı denen o iblis? Anası sen misin? Saklandığı yeri ancak sen bilirsin. Söyle yoksa gebertirim! Sen de anlarsın Hasan Çavuş'un kim olduğunu. Demek Hasan Çavuş sen misin? Senin neyinden korkup da oğlumun yerini söyleyeceğim? Sen erkek misin be? Sen insanı arkadan vurmaktan başka bir işe yaramazsın. Kapa şu çirkef ağzını! O ağız yakında senin leşine tükürecek, görüşürüz! Sus be, sus lan! Sen söylemesen de ben bulurum. Babası gibi onu da öldüreceğim. Karşılaşınca kim kimi öldürür anlarsın. Senin korkak enciğin bucak bucak kaçıyor benden ama... ...ben onu ininden çıkarmasını bilirim. Söyle, o köpek enciğini burandan mı çıkardın? Domuz! Göreceksin, gözü dönecek oğlunun bu yaptıklarımı duyunca. Kaç kişiler? 50 kişi kadar. Vay kahpelülleri! Yürüyün efendim! Pis domuzlar! Nen var Fatma? Niye ağlıyorsun? Yoksa anam? Anam nerede? Hasan Çavuş denen o it nerede? Söyleyin! Takibe çıktı. Arayın her tarafı! Sağ ol efendim!
efem. Allah razı olsun efem. Ellerin dert görmesin. Ne zamandan beri buradasınız? 3 gündür aç susuz burada bekliyoruz. Hadi artık serbestsiniz, yürüyün. Allah senden razı olsun efem. Efem, daha fazla ileri gitmeyelim. Sen ne dersin be hacı? Babamı vuran, anamın ölümüne sebep olan o köpeğin yaptıkları yanında bizimkiler az kalır. Anamın mezarda kemikleri çürümedi daha. Bunlar aşağıdaki hücrelerde bulduk efem. 3 gündür aç susuz bir haldeymişler. Serbest bırakın hepsini gitsinler. Allah razı olsun efem. Allah başımızdan eksik etmesin seni. Bunu ne yapayım efem? Yaz. Ben Çakırcalı. Kaymaklıyı bastım. Zaptiyeleri fare gibi dağıttım. Eğer o Hasan Çavuş köpeğini karşıma çıkartmazsanız, bütün karakolları, posta trenlerini, cephanelikleri hallaç pamuğu gibi dağıtacağım. Çakırcalı dediğini yapar, unutmayın. Yaz! Yaz ben! Kaç altın var burada? 6000 altın. Memur maaşları. Bu altınlar ömür boyu yeter bize efendim. Hepsini alalım. Hayır hacı. Bu devletin malıdır. Burada daha saçı bitmemiş yetimlerin hakkı var. İçinden 1300 altın ayır. Almayacak mıyız? Öyle bir fırsat bir daha ele geçmez. Aldığımız paralar bizim değil. Osmanlıların yaktığı evlerin bedelidir. Ne diyorsam onu yap. Muhtemel efendi, sen de bir kağıt yaz, 1300 altın aldım diye ben imzalayacağım. Ama efendim nasıl olur? Nasıl olur ne demek efendi? İmzalayayım ki bizden sonra seni soyarlarsa Osmanlı Çakırcalı altınların hepsini aldı demesin. Hadi efendi yaz, durma! Halk da efeden yanaymış. Takviye birlik istiyorlar. Halk neden yana olacağını, kimi tutacağını bilir mi zaten? Paşam, fakir köylüye yardım ediyormuş. Baş hasmı Hasan Çavuş'muş. Çok yürekli, gözü kapalı attığını vuran yaman bir efeymiş diyorlar. Babasından daha yamanmış. Hasan Çavuş'un yanına mülazım Rüstem'i çıkaralım. O da yamandır. Çok iyi düşündün Kamil Paşa. Zat-ı şahaneleri de kuvvetli bir kumandanın gönderilmesinden memnun kalacaktır. Oğlumuz Rüstem de kanaatimizce bu işin üstesinden gelecektir. Emredersiniz paşam. Ben mülazım Rüstem kumandanım. İstanbul'dan emrinize tayin edildim. Tayin edildiğiniz vazifenin saray bahçesinde dolaşmak kadar kolay olmadığını biliyor musunuz mülazım efendi? Beni de bunu bildiğim için gönderdiler binbaşım. Efelerin hepsinin gözü karadır. Attıklarını devirirler. Her an ölebilirsiniz. Vazife uğruna ölmek benim için şereftir kumandanım. Pekala. Hemen birliğinizi iltihak edip idareye ele alın. Birlik Gözöyük köyünde. Başında da Hasan Çavuş var. Birlik kumandanlığını ondan devralırsınız. Emredersiniz binbaşım. Kaymaklı kasabasını harman etti. Ali Kıran başkesen oldu Çakırcalı. Hanginiz zaptiyeye yardımcısınız? Çakırcalı köylülere iyi davranıyor. Köylünün Çakırcalı'yı korumak işine geliyor. Doğru. Köylüden çalacağı bir şey yok efenin. Üstelik hepsine sadaka verir. Kadınına, avradına bakmaz. Fakir kızları evlendirir. Ama sizleri, ağasını, eşrafını, zenginini soyup soğana çevirir. Ocağınızı söndürür hepinizin. Köylüler menfaati icabı Çakırcalı'yı koruyor da, siz ağalar neye ele vermiyorsunuz? He? Neden ele vermiyorsunuz? Sen en yaman eşkıya takipçisisin Hasan Çavuş. Çakırcalı'nın izini sen süremedikten sonra biz neyi bilip denesini vereceğiz?
Doğru. Tilki gibi kurnaz köpoğlu. Günlerdir aramadık, delik bırakmadık. Yok oğlu yok, iblisin kuyruklusu. Çakırcalı'dan bir haber getirdim çavuş. Söyle. Efe Kaya Dağı'na çıktı. Hasan Çavuş iki kaşı arasına kurşun yemekten korkmazsa gelsin de bir sohbet edelim dedi. Başka? Ama Hasan Çavuş kocadı, morukladı. Eli tutmaz, dizi titrer oldu. Korkarsa ben gelip selam edeyim dedi. Eceli gelen köpek cami duvarına siyermiş. Anlaşıldı. Babasının yanına postalanmak istiyor köpek. Elçiye zevallik olmaz, benden söylemesi. Şimdi de ben soracağım, sen söyleyeceksin. Nerede Çakırcalı? Hep yalan haberlerle oynatıyorsunuz beni. Ama bu sefer hakiki yerini öğreneceğim. Söyle nerede? Söyledim ya, dağa gitti. Şimdi söyletirim sana hangi dağa gittiğini. Ya konuşursun ya da delerim gırtlağını. Hadi konuş! Vallahi bilmiyorum çavuş. Basar parmağımı gözlerine, karartırım dünyanı. Konuş! Konuş yoksa uyuyacağım gözlerine. Konuşmazsan uyuyacağım. Konuş geber. Bırak onu çavuş. Konuşturmak istiyordum mülazım efendi. İnsanlar ağızlarıyla konuşurlar çavuş. Oyulan gözleriyle değil. Ben eşkıya takipçisiyim, vazifem bu. Ben mülazım Rüstem. Çakırcalı'yı takip eden birliğin başına tayin edildim. Köylüyü rahat bırak. Bundan sonra vazifeni benim emrime göre yapacaksın. Baş üstüne mülazım efendi. Yalnız şunu arz edeyim ki, Çakırcalı'yı hiç tanımıyorsunuz. Onu yakalamak için her yol mübahtır. Çakırcalı kahve köşelerinde zavallılara eziyet edilerek aranmaz. Senelerdir bu işi yaparım. Çok eşkıyanın mezarını ben kazmışımdır. Bu yolda 25 yara aldım. Asker dediğinin vücudu yaralı olur. Fakat müdafasız bir köylüye işkence etmez. Gel benimle. Seninle anlaşacağımızı zannediyorum. Emredersiniz mülazım bey. Öyle efendim. Hasan Çavuş tam çobanın gözlerini oyuyordu, içeriye sırım gibi bir mülazım girdi. Adı Rüstem'miş, yiğit kişiye benzer. Çobanı Hasan Çavuş'un elinden kurtarıp onu da azarladı. Bizi takip eden birliğin başına tayin etmiş Osmanlı. Şimdi de Hasan Çavuş'la beraber artlarında çok kalabalık bir zaptiye kuvvetiyle Gökbelen'e doğru yola çıktılar. Nihayet beklediğim gün geldi. Hazırlanın, baskın yapacağız. Öfkeni anlıyorum efem. Derdine senden çok ortağım ama ihtiyar Hacı Eşkıya'ya kulak verirsen sana sabret derim. Sabır mı? Hasan Çavuş'un sağ kaldığı her an benim için azaptır be hacı. Onu gebertmedikçe rahat bir nefes alamam ben. Çavuş'un istediği de bu zaten. Seni öfkelendirip tedbirsizlik ettirmek. Şurada kaç kişiyiz? İt sürüsü gibi zaptiye kolunun üstüne yürümek yakar bizi. Korkan gelmez benden. Ben tek başıma da giderim. Kayalık çok sessiz. Sessizliğin sonu kötü çıkar. Siz ikiniz öncü çıkın. Baş üstüne. Bakıyorum fazla temkinlisin çavuş. Temkinsiz davrananlar hep mezarlıkta mülazım efendi. Eğer hala yaşıyorsam bunu tedbirlerime borçluyum. Bu saçları boşuna artmadık. Çakırcalı hiç hata affetmez. Thank you.
Belli ki çok cesursun mülazım efendi. Ama unutma ki cesaret ömrünü kısaltır insanların. Ben sülalece asker doğmuşum çavuş. Düşüncem ömrümü uzatmak değil, askerce yaşamak. Öncüler yolun açık olduğunu bildirdiler. Şimdi pusu korkusu olmadan ilerleyebiliriz mülazım efendi. Pusuya en beklenmedik anda düşülür çavuş. Sen de bunu unutma. Yuttular. Hasan Çavuş, seni bir kurşunda gebertmek kolay ama acı çeke çeke öleceksin. Beni tuzağa düşürdün lan kahpe! Hasan Çavuş vuruldu. Kaçalım. Kaçmayın! Kaçmayın! Nereye kaçıyorsunuz? Korkaklar! Hadi Çakırcalı, ne duruyorsun? Beni de vur! Ben de zabitim! Biz kimi vuracağımızı biliriz mülazım efendi. Sen var git kıtana. Bizim seninle işimiz yok. Biz vurduk vuracağımız adamı. Yürü hacı, yürüyün efeler! Babamın öcünü aldım mülazım efendi. Hadi dön git sen. Sana dokunmayacağız. Yürüyün, hadi. Karar verdim Ayşe, yarın senden evleneceğim. Sahi mi söylüyorsun Mehmet? Evet Ayşe. Artık bundan sonra ömür boyu beraber olacağız. Baban vermese seni kaçıracağım.
Mehmet. Ayşem. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Ahmetoğlu Mehmet'le Fatma'dan doğma Ali kızı Ayşe'nin nikahını şahitlerin huzurunda kıyıyorum. Allah mübarek etsin. Fatma, bir gün sen de evlenirsen, ben de senin o mutlu gününde yanında olurum. Beni beğenen çıkar mı acem? Seni beğenmeyen olur mu hiç? Gençsin, güzelsin, kısmetin çıkar, muradına erersin. Al, gelin teli Uğur getirir. Teşekkür ederim. Ben dışarı çıkacağım biraz. Cenazede misin bre yalnız Efe? Cenazeden beter çıplak. Affet, neşene katılamıyorum. Efe'nin güzel günü benim kara günümü, kanlı düğünümü hatırlattı. Zaptiyelerin öldürdüğü Zeynep'im gözlerimin önünde. Anlıyorum Efe. Ama alın yazısı. Sen bugün gülersen, ötede zavallı gelinin de ruhu rahat eder. Ayşe. Efendim.
Fatma! Nereye gidiyorsun bu saatte kız? Konuşsana kız, nereye? Artık bu evde kalamam Hacı Efe. Hakkını helal et. Allah'a ısmarladık. Bu Çakırcalı köpeğinin başına onca altın koyduğumuz, saraydan da yardım aldığımız halde gene de onu bir türlü ele geçiremiyoruz. Bu kellesi kopası mendebur eşkıya bütün zaptiye teşkilatının itibarını sıfıra indirdi. Çavuşumuzdan vali paşamıza kadar toptan rezil olduk. Bu durumda Çakırcalı'yı yok etmek, padişah hazretlerinin iltifatı şahanelerine mazhar olmak demektir. Zihnimizi Çakırcalı'nın iması hususunda işletmemiz gerekiyor. Haklısınız binbaşım ama fikri acizaneme kalırsa ben tam tersi bir zihniyet güdüyorum. Çakırcalı alelade bir eşkıya değil. Ya ne halt mülazım efendi? Köylüyü sömüren ağalara karşı, kanlı eşkıyalara karşı ezenden gasp ettiğini ezilene dağıtıyor. Köylü de bu suretle uğruna can verecek kadar çok seviyor onu. Hükümetten yana mısın mülazım efendi yoksa Çakırcalı'dan yana mı? Ben mantıktan yanayım binbaşım. Çakırcalı mert bir efe, güçlü, cesur, yürekli bir insan. Kendinden daha kalabalık zaptiye kuvvetlerine karşı koyabilecek kadar yaman bir yiğit. Bana kalırsa... Evet, sana kalırsa? Affınıza mağruren tam tersi bir zihniyette olduğumu arz edeyim binbaşım. Ne gibi? Çakırcalı'yı imha yerine onunla anlaşıp kendi saflarımıza dahil etmek. Böylelikle hakiki eşkıyalara karşı onlara dehşet salacak büyük bir kuvvet kazanmış oluruz. Haklısın mülazım efendi. Ama tatbiki müşkil bir durum bu. Çakırcalı'nın babası affa uğrayıp düze indiği zaman öldürüldü. Biz Çakırcalı'ya bağrımızı açsak bile o bunun bir tuzak olduğunu zannedip yanaşmaz bu fikre. Beni tanır Çakırcalı. Belki de bana inanır. Müsaade buyurun kendisiyle konuşayım. İkna edebilirim kumandanım. Zat-ı şahanelerini arz edip affetmesi için istirhamda bulunacağım. Sen gidebilirsin. Sağ olun binbaşım. İstanbul'u istiyorum. Zat-ı şahanelerine arz edilecek mühim bir haber var. Sana ayran getirdim efendim. Sağ ol kadınım. Ne o Ayşe? Sende bir başkalık var bugün. Sevinçliyim çok. Dünyaları benim edecek bir şey var. Neymiş bakalım senin gül yüzünü aydınlatan sevinç? Çocuğumuz olacak. Ha? Belki yarınların efesi. Belki de dağların yeni bir efsanesini taşıyorum karnımda. Evladım erkek olursa... dilerim babası gibi dağlarda yazmasın kaderini. Sonu dedesi gibi zaptiye kurşunu ile bitmesin. Düzde yaşasın. Varsın efsanesi, adı sana bulunmasın. Efem! Efem! Hayrola, ne var? Mülazım Rüstem haber salmış sana. Gökbelen tepesinde konuşmak istermiş seninle. Mülazım Rüstem mi? Geliyorum, git sen. Kadınım, bu hayırlı haberdir inşallah. İnşallah. Hükümetin sizin gibilere ihtiyacı var Çakırcalı. Zat-ı şahanelerinin affına mazhar oldunuz. Artık dağlarda hükümetimize karşı olan Rum çeteleriyle dövüşeceksiniz. Ve hepinize kır serdarlığı verilecek. Senin anlattığın her devrin hikayesi mülazım efendi. Osmanlı'nın kuyruğu sıkıştıkça, Rumlar azdıkça gelin efeler der. Sonra da düze inen herkesi kahpece kurşuna dizer. Eğer öyle bir şey olsaydı ben araya girmez buralara kadar gelmezdim. Böyle kahpece bir işe alet olmaktansa ölmeyi tercih ederim. Haklısın mülazım efendi. Senin böyle kirli işlere girmeyeceğini ben de biliyorum. Sakın kanma efe. Babanın bu yolda öldüğünü unutma. Ne olursa olsun, düze iniyoruz. Ah!
Çakırcalı kasabaya girdi binbaşım. Çok güzel. Halk kendisine büyük tezahürat yapıyor. Şanına münasiptir. Onu ikna edeceğimi size söylemiştim binbaşım. Bundan emindim zaten. Çakırcalı'yı bir tek sen düze indirebilirdin. Zat-ı şahaneleri bu meselenin halledilmesinden memnun olacaklardır. Allah'ım sana çok şükür. Efem düze indi. Çakırcalı'yı karşılayalım. Dikkat! İleri! Marş! Şeref verdiniz Çakırcalı. O şeref zat-ı şahanelerine ait. Merhaba efem. Merhaba Mülazım efendi. İsterseniz istiman merasiminden önce silahlarınızı teslim edin. Ağırlık etmesin. Yanlışın var binbaşım. Sana kim dedi ki Çakırcalı düze silah teslimine iniyor? Efe silahını teslim etmez. Senin bu dediğin efelik töresine aykırı bir kelamdır binbaşı. Siz bilirsiniz ama hükümetin emri böyle. Bu hayırlı işi cuma namazına eda ettikten sonra besmele ile bitirelim. Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Hepiniz caminin arka kapısından girip koridor tutacaksınız. Baş üstüne. Emir tekrar et. Hepimiz caminin arka kapısından girip koridoru tutacağız. Namaza durur durmaz benim işaretimle ateş açacaksınız. Buradan hiçbiri kurtulamayacak. Baş üstüne. Dur kız! Dur diyorum sana! Çekilin yolundan! Dur kız! Kaç efem, çabuk kaç! Yetişemedim. Vay karadonlu kahtavay! Gene ettin edeceğini! Etrafın sarılı Çakırcalı. Teslim olursan senin için iyi olur. Kurtuluş yolun kalmadı artık. Hesapları hep yanlış yapıyorsun binbaşı. Beni öldürmekle bu dava hallolmaz. Adalet bu değil. Osmanlı verdiği sözü tutmaz. Zaptiye düzeni böyle kalleşçe devam ederse her zaman karşısında yeni bir Çakırcalı bulur. Babamı vurmakla, beni öldürmekle Osmanlı bu işin önünü alamaz. Bizim bu yaptığınıza kalleşlik derler binbaşım. Verdiğiniz söz bu mudur? Zat-ı şahanenin sözü bu mudur? Sus! İnsana verilen söz mühimdir. Eşkıya verilen değil. Sizin gibi insan olmaktansa efelerin yanına katılıp beraber ölmek daha iyi. Affet beni efendim. Bu işe istemeyerek alet oldum. Biz biliriz Mülazım efendi, kimin kalleş, kimin erkek olduğunu. Seni burada gebertirdim ama dua et, zat-ı şahaneleri senin İstanbul'da asılmanı, halka teşhir edilmeni istediler. Sen öyle zannet binbaşı. Dokuz dağın kurdu koca Çakırcalı Mehmet Efe, gelip de şehirde fare gibi kapana kısılmaz. Asıl kapana kimin girdiğini anlamak istersen dön şöyle etrafına bir bak. Abi! Ne o, rengin kaçtı binbaşı. Sen bizi o kadar aptal mı zannettin? Osmanlı'ya itimat edip elimizi kolumuzu sallayıp gelelim. Gelin birlikte geliyor Efe! Hacı yürüyün, yürüyün efeler! Yakalayın! Kaçırmayın, yakalayın! Lazım efendi. Lazım efendi.
Atlara! Atlara birine kadar! Santral, santral! Burası Ödemiş Hükümet Konağı. Karşında kumandan binbaşı Reşat. Emrimi iyi dinleyin. Çakırcalı elimizden kaçtı. Karıncalı dağa doğru kaçıyor. Kıstırma saati yaklaştı. Bozdağ, Gökbelenli ve Aydın'daki bütün birlikler acele Karıncalı Dağı'na kendisini kuşatmak üzere hareket etsinler. Yürü! Atlayın atlara! Çakırcalı'yı takibe giriyoruz. Yol kestiler! Yürüyün! Karınca burada! Yol kapalı. İnin attan. Vurun Karıncalı Dağı. Köpekler! Gelin yukarı! Gelin de gebertin! Yürüyün!
kalabalık köpekler. Öyle. Yol bulamazsak kötü. Hava kararıncaya kadar dayansak. Ayşe bacı, Ayşe bacı. Ayşe bacı, Efe'yi düzde pusuya düşürdüler. Ama o karıncalı dağa kaçmasını başardı. Şimdi bütün zaptiye etrafını sardı. Allah'ım, Mehmet'im. Demek seni pusuya düşürdüler. Nasıl yaptılar sana bu kalleşliği? Ben ne yaparım şimdi, ne yaparım? Ağlama kızım, ağlama. Belki Efe bilmez. Karıncalı dağın arka tarafında gizli bir geçit vardır. Ben sana orayı tarif edeyim. Efe gizli geçidi bulursa kaçması kolaylaşır. Bu taraftalar! Bu dağlarda geçit ver. Karadonlular fena kıstırdılar bizi. Kum gibi üstümüze geliyorlar. Varıp Efe'ye haber verelim. Bu dağlar geçit vermez efem. Bu yan da sarp. Çıkış yolu yok efem. Burada da yok efem. Buralarda muhakkak bir dere yolu olması lazım. Siz Hacı'ya yardıma koşun. Ben yolu arayayım. Durmayın çabuk. Binbaşım, bu kadın sizinle görüşmek istiyor. Çakırcalı'nın karısıymış. Karısı mı? Evet, karısıyım. Ne olur hücumu durdurun, ben yanına gideyim. Onu teslime razı ederim. Çakırcalı artık teslim olmaz hanım. Kimse onu teslime razı edemez. Ben ederim. Ne olur müsaade edin. Bir an ateş kessin askerler. Yanına gideyim, razı ederim. Şimdi bekle burada. Kararımı sonra bildiririm. Efendim, ben ne yaptım? Elim kırılsaydı keşke. Beni can evimden vurdun be hacı. Kaçış yolunu buldum. Şu koca kayanın dibinden dönünce dereye inen bir geçit var. Çabuk kaçın. Seni nasıl bırakır gideriz efendim? Ben de can kalmadı hacı. Siz varım gidin. Yalnız Osmanlı öldüğümü bilip bayram etmesin. Vasiyetim şu. Başımı gövdemden ayır. Tanımasınlar. Ruhumu teslim edince başımı gövdemden ayır hacı, hayır. Efendim, benden böyle bir şey isteme. Ne söylüyorsam onu yap. Birbirinizden hiç ayrılmayın. Aranıza sütünden emin olmadığınız adamları almayın. Hadi durmayın gayri. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne. Ana benim, al min tanım sanım. Ana benim, al min tanım sanım. Ben vuruldum düşmanlarım. Duydum, uyandım.
kader kısmet böyleymiş efendim. Ben vuruldum düşmanlarım duydum uyandım. Kader kısmet böyleymiş efendim. Kader kısmet böyle. Binbaşım, epeydir sesleri çıkmıyor. Yeni bir şeytanlık düşünüyor olmasınlar? Dört taraftan sardık. Bir yere kımıldayamazlar. Ateş açalım mı? Hayır. Karısını öne sürün. Arkasından biz de çemberi daraltırız. Baş üstüne binbaşım. Bırakın kadını! Karşıda bir ceset var. Çakırcalı olabilir, karısını çağırın. Nasıl demin başım? Bu senin efendim mi? Hayır. Bu benim efendim değil. Hem benim efeme kurşun işlemez ki. Hatun, senin efenin vücudunda bir işaret var mıydı? Ne gibi? Et beni gibi bir şey. Evet, belinde bir ben vardı. Bakın beline. Belinde bir ben var binbaşım. Efem! Efem! Sana da mı kıydı bu canavarlar? Karız konaklar.